Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en baz donanımlı 208 inceleyeceğiz. Bugün arkada farklı bir asistanımız var. Alperen. Yanımda da Burak var. Böyle 1.2 75 beygir manuel viteslik aktif paketli bir 208'imiz var. En uygun fiyatta alabileceğiniz 208 bu araç. Ön tasarımla başlayalım direkt. Önde halojen farlarımız var. Aktif donanım olduğu için şöyle yakalım anahtardan. Halojen. Altta aslan dişi detayımız LED. XT LED olsa daha güzel olurdu aslında ama yani yapabileceğimiz bir şey yok. Evet, çevrilir muhtemelen. Panjurumuz güzel. Böyle krom detaylar var. Logo ile uyumlu bir panjur. Hani araba şey böyle çok fazla donanım olduğunu belli etmeyen bir araba. O güzel. O yönüyle ele aldığınızda güzel bir araç. Ön taraf yine o Peugeot'un agresif bakışlarını taşıyor. Burada da 208 model yazımız var. Kaputun altına bakalım. Burak, kaputu aç. Motora bakalım. Anahtarı da göstereyim. Peugeot'da yıllardır kullanılan anahtar. Anahtarsız girişlerde biraz daha farklı bu. Sustalı bir anahtar. Kaputu açalım. Kaputta bir amortisör yok. Bir yalıtım da yok ama motorun altı düzenli duruyor. 1.2 75 beygir atmosferik beslemeli bir motor. 3 silindirli. 0'dan 100'e kaç saniyede çıktığını ekrana yazarım. Bakmadım ona. Yani motorun yerleşimi falan güzel. Yani şey değil, çok boş durmuyor. Kaputun kapanması güzel. Hafif bir kaputu var. Bu da güzel. Yandan devam edelim. 16 inçlik gam metal renginde alüminyum alaşımlı jantlarımız var. Baz donanım olmasına rağmen böyle alüminyum alaşım jantlı olması güzel bir detay. Mesela bunun platform kardeşi Corsa'da kapaklı jantlar oluyor. Bu daha tercih edilebilir kılıyor bu arabayı. Aynalarımızda sinyallerimiz mevcut. Yan tasarım Peugeot'un o güzel tasarımından devam ediyor. Buradaki güzel bir detay kapı çizgisinin dümdüz geliyor olması. İç mekanda göstereceğiz. Arka kısmı daha ferah yapıyor. Hani yukarı doğru çıkınca biraz daha boğuklaşıyor. Yanında yine o gölge oyunları, ütü izleri devam ediyorlar. Böyle girintili tasarım. GT Line'da hatırlıyorsanız şeyler vardı böyle. Dodik'ler falan vardı piyano bilek. Bu donanımda onlar yok. Yine bu CS donanımda GT yazmıyor. Onun yerine bir izi var. Arkaya doğru geldiğimiz zaman yine yakalım. Halojen stoplarımız var. LED olsa daha güzel olabilirdi. Ama baz donanıma göre yine güzel. Güzel dağıtıyor. Alperen demişti bunu. Bunları güzel dağıtıyor. Dörtlüleri yaksın Burak Bey. Sinyallerimiz de yine halojen gördüğünüz gibi. Burada stopta güzel bir çıkıntı var. Böyle biraz daha agresif bir tasarım. İzin devamı. Aslan pençesi dizaynı devam ediyor. Bu karartmalı stop gibi duruyor. O hoş. Yine stopların arasında klasik piyano bilek parça mevcut. Üstünde de Peugeot yazısı mevcut. Aşağıda 208 model yazımız. GT Line'da burada GT yazıyordu. Bunda herhangi bir yazı vesaire yok. Yine farklı olarak burada plastik bir parça kullanılıyor. GT Line'a kadar böyle plastik, GT Line'da piyano bilek geliyor. Bence de burası piyano bilek boyanmalı. Hepimiz aynı fikirdeyiz galiba. Yine gerçek bir egzoz çıkışımız var. Biz bunları seviyoruz. Fake olmasındansa gerçek olması daha güzel. Burada da o 206'dan süre gelen arka sis farı mevzusu aşağıda ortada devam ediyor. Bagajı, park sensörü var. Yine baz donanım için güzel bir özellik. Bagajı açalım. Lan bagajı. O kadar araba inceledik ki kafalar karıştı. Bagaj kaç litreydi? 311 litre falandı. Ben yine ekrana tasdiklerim kendimi. Buraya paspaslarını koymuşlar. Yani bagaj biraz eksik. Şu detay güzel. Bagajda ne eksik? Yanlarda göz yok. Sadece şurada bir lastik var. Buraya da trafik setini falan koyarsınız. Başka bir şey koyulmaz oraya. Onun üstünde de halojen bir ışık var. Sarı aydınlatmalı. Yine herhangi bir oyuk vesaire yok. Ama halıların kalitesi falan güzel. Bu sınıfta bu fiyat bandında halı kaplama güzel bir özellik. Bu plastikler falan yani B segmenti ne bekliyorsunuz? Ama tutamam iki tane. Yani Corsa'yı hatırlayayım. Onda galiba daha ufak bir plastik vardı. Daha çıplak metali görünüyordu. Bu o kadar görünmüyor. Bagaj hafif ama kolay kapanıyor. Ön taraftan başlayalım şöyle. Kapımızın açılış hissiyatına bakalım. Tok bir kapı sesi var. Yani çoğu insan buna takıntılı. Niye takıntılılarsa? Arka genelde daha kötü oluyor. Şey, çiğ oluyor. Kapı üstleri B segmentinden beklendiği gibi sert. Ama bu kapı iç tasarımı PSA grubunda var. İnce bir kapı paneli ama şu açıklık falan biraz daha nasıl diyeyim geniş duruyor ama normal bir kapı paneli halbuki. Sert plastik.
Burada karbon mari kaplamalarımız var. Bunlar da plastik tabii ki de. Şu kolu koyduğumuz yer yumuşak ama böyle sertin üzerine gerdirilip bir yumuşaklık elde edilmiş. 4 cam otomatiğimiz var. Bu da güzel bir şey. Korsa'da elleydi. Katlanır ayna yok. Evet yok. Sadece ayna otomatiklerimiz var. Bakalım. Aha katlanır ayna var. Hayır. Manuel. Elektrikli. Elektrikli, evet. Elektrikli katlanır ayna var. Bu da güzel bak. Bazı donanım ben beklemiyordum hiç. Kapı içi gözleri yani yeterli. Benim kriterler onlar. Kötü, yeterli, büyük. Yeterli bu da orta seviyede. Kapıda hoparlörümüz var. Kapı içi böyle. Koltuğa baktığımızda ekstra olarak normal şeyi hatırlayın. 2008 aktif paket. Aynı koltuklar. Kırmızı dikişler var. Kumaş kalitesi ortalama bir kalite. Çok iyi değil. Ama destekleri falan güzel. Özellikle şu yanal destekleri güzel. Baldır mesafesinden B sınıfı standartlarında manuel bir koltuk. Şu içeriye doğru geçelim yavaştan. İçeri geçtiğimiz zaman bir baz donanım araçtan. Beklenen biraz daha düşük şu piyasada özellikle. Yine iyi baz donanıma göre yeterli. Şöyle bir kontak açalım. Analog kadranlarımız var. Yine selamlamasını yaptı. Tersten devir göstergeli. Burada güzel bir dokunmatik ekranımız var. Hepsine yakından bakacağız. Genel olarak anlatalım. Kokpite oturduğunuz zaman bu havalandırma ızgarasından başlayıp diğer ızgaraya kadar sizi saran bir yapısı var. Özellikle ekranın böyle hafif dönük olması, sürücüye yönelik olması. Bunlar sürücü yani sürüş hissiyatı olarak güzel dönükler oluyor. Sizi sarıyor. Yani 1.2-75 beygir arabadan ne sürüş hissiyatı bekleyeceksiniz orası ayrı bir şey ama yine güzel bence. Direksiyonumuz klasik Peugeot'dan. İki kollu bir direksiyonu var. GT Line'da tabii biraz daha kromlu falan delikli dereliydi. Bu daha standart bir direksiyon ama iki kollu, küçük, ele oturan bir direksiyon. Biz seviyoruz bunu. Burada yine kollarımız Peugeot'dan tanıdığımız kollar. Yanda bir göz var mı bakıyorum. Yok, bir tuş vesaire de yok. Ortaya geldiğimizde bir ekranı var. Bu ekranın dokunmatiği vesaire güzel. Bak hazır araç güç tasarrufunda değilken yeni geldi. Göstereyim. Navigasyon yok ama donanımı menüye koymuşlar. O kötü mesela. Yoksa bu donanım niye benim arabamda var? Radyoya geçebiliyorsunuz buradan. Dokunmatik falan güzel. Telif yiyeceğiz beyler. Lan. Oo, telif yiyeceğiz. Ha şuradanmış. Bak o da farklı. GT Line'da çevirmeli tuş vardı. O farklı. Vites kolumuz var. 5 ileri bir şanzıman. Mesela vites kolu biraz daha güzel olabilirdi değil mi? Bu yani plastik. Yolu çok uzun. Yolları uzun evet. Değil. Ya bak. Birden ikiye böyle 2 saat geçiyor atana kadar. Ele oturuşu güzel ama hem tasarım olarak problemli bence hem de vites yolları uzun Alperen'in de dediği gibi. El freni de çok uzun. Yani el freni 2008'deki de böyleydi. Aynen öyle. Yani şey hem böyle cart curt hem de uzun bir el freni var. Ortada bu piyano dizaynlı tuşlar güzel ama araç içinde döndürme mevcut. Klima açık şu an bu arada. Evet klimayı buradan. Aynen klima şeyine bakalım. Araba çalışmıyor diye çalışmadı, şu an. Çalışmadı. Klima menüsü de böyle bu arada. Sıcaklığını buradan ayarlıyorsunuz. Fanını buradan. Ya bu dokunmatik olmasa daha güzel olabilir mesela. Bu başka bir tuş olsa. Bas. Basıl tutunca da azalıyor da. Tek tuşta kapatma var. O var evet. Ekran güzel ama dokunmatik falan güzel. Aşağı inelim. Piyano tarzı dörtlüsü ortada. Burak'ın sevdiği gibi. Araç kitleme. Ön cam ve arka cam rezistansları var. Klima menüsüne hızlı gitme ve klimayı maksimum alma var. Bir de araç içinde sirkülasyon. Yani önemli tuşları buraya koymuşlar. Apple CarPlay'i gösterebilirim. Ekranda Apple CarPlay var. Elimde kabloyla geziyorum. Şimdi şöyle. Burada bir USB arıyorsunuz. Çünkü GT Line'de burada bir USB vardı. Ama USB'si burada. Ekrana taktım. Umarım bu telefonun kaydı gitmez. Evet şu an bağladım. Uygulama bağlantısına tıklıyorum. Tıklamadan gelmişti aslında. Apple CarPlay. Gördüğünüz gibi yani ekran ufak olduğu için buraya biraz büyük geliyor. Daha büyük ekranlarda daha güzel görünüyordu. Ama güzel. Şu menüsü güzel özellikle Apple CarPlay'in. Böyle de bir Apple CarPlay özelliğimiz var. Ben ilk defa açmış olduk. Aşağı doğru indiğimizde GT donanımında burada çok güzel bir göz vardı. Üstten basmalıydı. Buraya geliyordu. Telefonumuzu koyuyorduk. Burada o yok. Burada bir oyuk var. Yine buraya telefonunuzu böyle atabiliyorsunuz. 6S tam sığdı bak. Büyük telefonlar sığmaz mı o zaman?
da deneyelim. Aynen. Biraz daha büyük. Bu mesela sığmıyor. Yani biraz oynar mesela. Bu alt sansı tarafa koy. Evet, bunu aşağı koyduğumuzda da. Şurada bir kablosuz şarj üst paketleri de var mı? Şeyde var. GT Line'da vardı galiba. Olması lazım. GT Line'da vardı. Bunda yok mesela. Ama yani göz olarak güzeller. Göz olması güzel. Manuel vites topuzunun kötü olduğunu söyledik. Daha güzel bir topuz olabilirdi. Malzeme kalitesi. Gördüğünüz gibi her yer sert plastik. Torpido gözü geniş bir... Oha lan buradan motora gidip hava filtresini sökebilirsin. Bayağı derin bir top göz. Kolunu çaksana be. Yetişmiyor. Evet, bayağı yani, gidiyor yani. Bu sınıfta en büyük olabilir. Evet ama şey yok. Işık ve soğutma yok. B sınıfı. Gir. Torpidosu. Arkaya geçelim. Arabanın içine inip binmek bir tık şuranın geriye doğru olmasından dolayı zor. Süzülerek biniyorsunuz ama bindikten sonra gayet rahat. Omuz çizgisi düz demiştik. İçerisi ferah. Ve burada şöyle bir detay var. Şuradan göstersek daha kolay olur sanırım. Buraya bir çıkıntı koymuşlar. Bu çıkıntının sebebi şu. Kolumu buraya dayayarak uzattığım zaman cam butonlar direkt yetişiyor. Yani direkt camı açıp kapatma sonuna yetişiyor. Kolumuz burada rahat ediyor. Tavan mesafesi camın bir tık kısa. Biraz daha uzun olabilirdi ama B segmenti hatchback bir arabadayız. Onu da göz ardı etmek zorundayız. Tutamaklarımızın kalitesi biraz düşük. Yani plastik birazcık daha kaliteli olabilirdi. Muhtemelen geri dönüşüm plastiği bu. Olabilir. Karbon şeyi... Pet şişeden hallice. Aynen, aynen. Diz mesafesi bu koltuğu... Yani nispeten bana göre diyebilirim. Daha öne de gidebilir. Şöyle 4 parmaktan biraz fazla. Hatta 5 parmaktan da biraz fazla. Bir karışa yakın bir diz mesafesi var. B sınıfına göre rahat. Baş mesafesi de... 5 parmağın sıkışarak giriyor. Şöyle giriyor. Koltukları rahat ama kumaş kalitesi boş paket olduğu için biraz düşük. GT Line'de daha güzel koltuklar vardı. Ortada bir kollayaması yok. Burada 2 tane ISOFIX var. 2 koltukta. Onları da fermuarlı yapmışlar böyle. Güzel. Arkada burada bir kollayaması olmadığı için bir havalandırma, 12 volt vesaire yok. Bir tane 12 volt var. O da orta konsolda. 2 bardakların önünde. İç mekanda onun haricinde bir taban döşemesine falan. Yani B segmenti kalitesinde bir taban döşemesi. Yine B segmenti için güzel bence. Yumuşak bir dokusu var üzerinde. Dokusu güzel evet ama GT Line'ı hatırlıyorum ben. Ciddi kalite farkı var. Var mı? Yani donanımlar arasında çok fark var. GT Line bayağı sanki C segmenti bir araba gibiydi. Bu daha B segmentinde evet. B segmenti bu diyorsun buna binince. Böyle yani iç mekandan aktaracaklarımı da bir dışarı çıkalım bir kapanış yapalım. Şakla. Gel. Evet, bugün sizlerle birlikte aktif paketli 208'i inceledik. Bence bu fiyat bandında hoş bir araba ama şöyle 202 bin lira gibi bir liste fiyatı var bu arabanın. Alınabilir. Çünkü piyasadaki en uygun B segmentlerinden biri. Bir iki ay önce 180 bin liraydı. İşte o zaman tam parasının arabasıydı. Piyasa şartlarında. Yani şu an hiçbir araba hiçbir fiyat etmiyor da. O ayrı bir konu. Siz 208'i nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.